Yani bu kadar bir bota bıraktığını belli edemezsin chat. Bu ne? Bu ne? Bunun ne olduğunu fark ettiniz şu an değil mi? Hadi ilk kim fark edecek abi? Merak ediyorum. İlk kim fark edecek? Biri yazmasını bekliyorum chat'e. Ya evet ya. Oğlum bu 2B2T'de benim yaparken 2B2T base koordinatlarını sızdırdığım bir yapı. Yani bu demek oluyor ki bu şematik. İnternetten almış, indirmiş ve bu şekilde koymuş. Bot bunu kendi yapıyor. Yani adam kendi bot yapıyor bunu. Hatta durumdan şeyde vardı. Twitch, Adal, en popüler kliplerde bir yerde var. Bizim kliplerde. Videolar, klipler. Ay yanlış yere gittim bir dakika. Klipler. En iyi tüm abi. Aynen koordinatlar GG bu abi. Açıyorum Öyle mi? gösteriyorum. Bakın. Aynısı. Aynısı hiçbir şey değişik değil. Ben burada koordinatlarımı sızdırıyorum 2B2T'de. Y'de bir tık azaltırsak. Burada benim yaptığım şey tam olarak oydu. Tam olarak oydu. Hiç artısı eksisi aynısı. Aynı zemin, aynı ortam, üstteki şey aynı. Ben de burada şematikte koordinatları sızdırmadığımı sanıyorum ama şematik nedense X, Y, Z'ye göre bunu hallediyor. Kilo vermişsin. Bilmiyorum. Aynen. Bilmiyorum. Aynen. Vermişim. Onayladı. Koordinatlar! Ananı koordinatları! Koordinatları sızdırdım! Ben salam! Ağzıma sıçayım ben ya. Ben salam ya. Ben salamım. Poyraz da geliyor da vuruyor bana böyle diyor ki lan lan ne yaptın sen? Çok iyi bu ya. Of. Bir de bak biz burayı bütün gün şey yaptık böyle arsaya yeni şeyler vuruyoruz. Böyle kazıyoruz toprağı, yeni tohum koyuyoruz, tohumları büyütüyoruz, alıyoruz, tekrar koyuyoruz, tekrar alıyoruz. Böyle saatlerce sadece burayı yaptık ve o sırada ben burayı tak diye böyle sızdırdım abi koordinatlarını. Ama yani ben yayına kadar hiçbir şekilde X, Y, Z'nin ortada çıktığının farkında değilim abi. Benim tek şeyim böyle artı eksi yapıyor X'e göre. Umam burada fena böyle fena bir yok oluş yaşadım. Zaten bundan sonra Gökberk burada mı? Viacock abimizle o zaman tanıştık. Biz burayı patlattık ve olay şuydu. Biz başka bir yere gitmemiz lazım. Başka bir base'e gitmemiz lazım 2B2T'de. O yüzden o sırada da Viacock. Böyle Gökberk diye kaslı falan böyle biri. Baya Discord'da şöyle bir poz. Ayna karşısına çekilmiş. Şey diyor. İşte benim bir mekanım var. İsterseniz oraya gelebilirsiniz. Orada yeni yeni yerler yaptık. Biz de okey dedik. Gittik. O da aynı şekilde biz Valley of Viti yapmaya çalışıyorduk buraya tekrardan. O da Valley of Viti yapmaya çalışıyormuş. Biz tam Valley of Viti'ye gideceğimiz sırada Gökberk hani 2B2T'nin en büyük böyle dupe stage'lerinden birini bulmuştu. Ondan sonra beraber gidip orada otlanmıştık. Hatta video çekmiştik. Bir de şey var ya base'imizin patlatılması. O zaman tabii biz ihanete uğradığımızı bilmiyoruz. İhanete uğramışız ama bilmiyoruz. O yüzden de hiçbir yer şeklini göstermemeye çalışıyoruz baya baya. Ama yani orada koordinatlar verilmiş, içimize hain çıkmış. O yüzden o kadar hızlı bulunmuş. Biz de şey zannediyoruz. Daha burayı lootlamadan hiç videoda göstermeyelim, etmeyelim. Oğlum keşke gösterseymişiz. Ben videolarda yer şekillerini gizleyebilmek için o kadar fazla şey yaptım ki sansürler, işte yer şekillerinde başka görüntüler koy. Full ben yer şekillerini gizledim. Hatta şu an texture pack, rotasyonlar falan da yok. Öyle bir şeydi. Ama sen git buradan yapışın. Neyse ya, bu da böyle bir şeydi. Kısaca hani direkt olay bu. Şuraya bakın, aynısı. Aynısı. Farkı yok abi. Adam 2B2T'de benim internetten hazır olarak bulduğum, öylesini yapmak istediğim bir şematiği buraya yapıştırmış. Ve bunu bitirince de şey diyecekti büyük ihtimal. O bak ne heykel yaptım ama he üf, falan. Gerçi bunu yapabilmek cidden kolay bir iş de değil. Hani şaka maka bunun için o kadar fazla kum ihtiyacınız var ki bu heykeli yapan kişinin derdini anlayabiliyorum.
büyük bir dert. Yani herhangi bir kum yerinde, bir çölde mesela, locate desert primit diyelim abi, bu patlamıştır büyük ihtimal zaten de. Abi şuraya bir ışınlanalım. Player not found mu? Abi pluginlerden mi bu? Aa pardon, pardon. Dogukan'a dal, oraya ışınla, aynen. Işınlayacak inşallah. Çünkü sunucuda şu an lobisinde 3000 kişiye girip bir de bazı kişiler DDoS yolladığından dolayı sunucu yiyor. Aynen, aynen. Çok merak ediyorum çünkü. En yakın piramidin olduğu yerde mesela, evet. Ben şey diye düşündüm. En yakın piramide gitmiş, bütün kumları çalmış adam. Ya çünkü malzeme kaçakçılığı yapabilmesi lazım onun için. Ben 2B2T'de onu bak, malzemeyi toplayabilmek için şuradan başlamıştım. Tamamen her şeyine kadar. Ha, izleyici modunda yüklenmiyor ama creative deyim ben abi. Invisibility var. Ondan dolayı oluyor. TNT koy al da değil abi. Biz bota bırakıyorduk 2B2T'den atmasın diye, bot şöyleydi bak. Bot böyle. Böyle böyle garip şeyler yapıyordu. Analiz ediyordu ve onları tak 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 almaya başlıyordu, çalışıyordu. Fazla fenaydı. Oğlum cidden ha. Sadece botu izlemek de ayrı bir tatmin ediyordu. Çünkü hani bir normal Minecraft... Bu arada bunun neden kaçıyor? Normalde bir şey var böyle. Yo yo, spam at abi. Spam at. Devam et. Aynen. Hani normal bir oynayış var. Bir de botun oynayışı var. Her zaman farklı geliyor. Bir de şey diye düşündüm. Chat. Böyle 100.000 tane yapay zeka ile beraber Manhunt yapmamız yok mu? Böyle cidden her kusursuz, insandan daha iyi yapay zekalar girecek böyle, hangi bloktan ne kadar daha hızlı kazacağını bilecek. Ondan sonra işte en kısa yolu bulacak. Bizi böyle bildiğin dövüşeceğiz, savaşacağız. Çok sağlam. Oh! Sonunda! Metalat hoş geldin. Teşekkür ederim. Metal adam. Bu aralar tekrardan sıkılıyorsun galiba, yayınlara falan geliyorsun uzun zamandan sonra. Ardakay. Masum masum sunucuda parkur yapıyordum, atıldık demiş. Ulan üzücü olmuş be. Yaman 178293 ikinci ayı demiş, selamlar Prime demiş. Alete geldi ya, Prime bizi ne kullanmış demiş. Abi şimdi Bursa güzelse senin sahnede, senin sayende seni çok seviyorum nice ayları demiş. Demiş teşekkür ederim. Onun dışında Mert Kral ikinci ayı demiş. Yakubu Prime bizi ne kullanmış. Perişong mu 50 bit atmış. Eksi bir şey olaylarına bakabilir misin? Nasıl olaylarına? Yani oralara sunucuda mı bakayım? Perisong mi? Anlamadım. Biraz şifreli konuşmuşuz. Melih Bey 00 ikinci ayını yenilemiş. Onun dışında Kerem Çalık 1 Prime bizleri kullanmış. Mister gibi hoş gelmişsiniz. Onun dışında bot. Abi botları şöyle. Her bot bu sürümlerde uygun değil. Çünkü eğer düzgün bir bot istiyorsanız bu sürümlerde çok fazla yoktu. 1.12 çok eski bir sürüm olduğu için deliler gibi bot olabiliyordu. İstediğiniz botu alabiliyordunuz. Belki vardır yine öyle bir şeyler. Hiçbir fikrim yok. Tamam. Yine sunucunun başlangıç noktasına geldik. Bu arada çok fena şeyler. Ben sunucuya girdim geçen ama yan hesabımla girdim. Sunucudakiler o kadar cömert ki. Daha ağaç kesmeden yine hesabımla şeydi böyle. Herkes. Bana böyle eşya falan vereceklerdi. Bir de bir dilenci gördük abi dün. Oğlum adam bildiğin hani dilenciler iyi kazanıyor ya, cidden dilenciler iyi kazanıyor abi. Şaka gibi. Adam öyle bir dilenmiş, öyle bir eşyalar almış ki sadece dilenerek. Bildiğin sunucunun herhangi bir yerine geçiyor. Ondan sonra mesela burada ya. Mesela bu adam. Walkist diyor ki zırhlara bak. Böyle yapıyor. Ha bu arada ben buradayım da beni göremiyorlar. Dur ben bir süt içeyim ya. Milk. Baba sütü içelim biraz o. Ah tamam geldik. Şimdi ben geliyorum adama Volkist'e, böyle shift yapıyorum. Ondan sonra diyorum ki ben fakirim, üzerimde bir şey yok. Ondan sonra Volkist'e bana böyle diyor ki aa hiçbir şey yok gariban diyor.
bana eşya atıyor. Adamın evine bir gitseniz. Dur. Adamın evi burada bir yerdeydi sanırım. Bulabilirim. Şu an sunucuda mı o adam? Adını tam hatırlamıyorum ama sunucuda değil galiba, aynen. Evimi bir de tam bulabilsem. Adamın evi böyle yerin içerisinde, bayağı lüks, bayağı sağlam bir yer. Adamı böyle spectator alıp izleyeyim dedim. Adam evinden çıktı. Böyle bildiğin, ama adamda netrite setler var. Bildiğin kafalık var, göğüslük var, pantolon var, işte ayaklık var, her şey var. Adam dilenciliğe çıktı. Çıktı böyle. Bakıyor, Matisse'ye geliyor. Matisse'nin yanına geliyor böyle, salak salak hareketler yapmaya başlıyor. Sürekli. Ya böyle geliyor Matisse'ye, böyle böyle yapıyor. Matisse da mesela adamı ilk kez gördüğü için veriyor. Şey de vardı. Bir tane yaşlı adam neredeydi? Heykelde, heykel tarafında, Bursa'nın heykel tarafında bir adam. Herkesten ya işte bir şey alacaktım, bilirim eksikti, sende var mı falan diyormuş. Babam da bir gün böyle eve geldi. İşte bir tane yaşlı bir adam geldi. Anneme anlatıyor böyle. İşte diyor bir lira istedi benden böyle diyor. Ama adam o kadar tatlı ki böyle. Bir şey alacakmış. Ben de 1 lirayı verdim diyor böyle. Anlatıyor. Annem direkt babamın böyle hevesini kursağına bırakacak bir şeydi. Ha, onu biliyorum. Aynen. O adam herkesten istiyor. Benden de istemişti falan diyor böyle. Hani adam artık heykel çok... farklı insanlara ev sahipliği yaptığı için sürekli gel gitler, işte ne bileyim, bir sürü şey oluyor orada. O yüzden farklı insanlar gelince adam orada herkesten 1 lira alabiliyor. Adam senden benden zengin. Düşün yani. Ve o zaman o dönemde de yani dolarda 2. Dolar 1,5-2. Adam yani askeri maaş 400 lira, 500-600 lira şeylerindeyken, sularındayken adam 1 lira istiyor. Günde böyle hani... Hadi çeyreğini alsın. 4 günde bir askeri maaşı zaten alıyor. O 1 liralarla beraber. Hani bir de masum olacaksınız. Böyle bir ayağınız çukurda gözükeceksiniz. Yaşlı bir dede olacaksınız. 1 lira isteyeceksiniz. Diyeceksiniz ki ben bir şey alacaktım evladım. 1 lira eksik, sende var mı diyeceksin. Alacaksın. Dilenciliğin de yani farklı olayları var. Mesela bir yaşlı adam kılığı var, bir de yayıncı olabiliyorsunuz arkadaşlar böyle. Diyorsunuz ki Gokomel 0 sen ne yaptın Prime, çok teşekkür ederim diyorsunuz. Bu da dilenciliğin ikinci şeyi. İki farklı dilenci vardır gibi gibi. Onun dışında teşekkür ederim Prime bana kullandığı için. Hoş geldin abi. Mis gibisin. Tatlısın. Sağ ol. Onun dışında bu evi oynayabiliriz ha. Hiçbir fikrim yok. Hangi evi oynayacağız, ne yapabileceğiz. Ah, tükürüğümü yuttum. Tamam. O zaman güzel. Neymiş bu? Selam Adval, bu defter tam da senin için demiş. Bakalım Eko'nun hatıra defteri. Selam Avdal, bu defterin sana ayrılan ilk sayfasını okuyorsun. Mükemmel evimi gezmeye gelmişsin demektir. Hoş geldin. Bu defteri okuman bile beni mutlu etse de imzalarsan seni çok sevin, beni çok sevindirirsin. Seviyorsun. Vah. Eko. Eko adam. Sign. Adal. Analdan. Sign the clause. Aynen abi. Ben bunu nereye koyacağım ama? Ha, ben item frame istiyorum abi. Item frame. Şuraya. Ignore claims tabii ki. Ignore claims. Aynen öyle. Bak abi. Ya. Ya açıyorsun böyle. Eko'nun hatıra defteri. İmzalanmış. Miss. Miss miss. Güzel. Tatlı. O zaman... Evi dolaşalım. Biz hatıra defterine şey yaptık. Ne kalabalık ha. Ceza paspası. Tamam arkadaşlar. Burada bir paspas olaylarımız var. Riskli. Burada aşağı ineceğimiz bir yer var mı? Var. Nereden iniyoruz? Buradan iniyoruz. Şömine'nin yanından. Ondan sonra buradan indiğimizde aşağı tarafa şöyle bir gelelim. Adam iyi yapmış aslında. Ama burası bir YouTuber'ın bir olayı mı? Çünkü herkes bunu yapıyor. Tontik'in mekanı. Tontik abi çok mutlu değil bence. Yani götü zaten alan kadar ya. Kocaman bir şey. Onun dışında malzemeler sağlam. Mekan sağlam. Burada ne travası. Burası güzel olmuş bu arada. Bayağı tatlı olmuş. Aşağı iniyor muyuz da? Heh. Güzel olmuş. Bayağı sevdim bu şeyi. Striptease reyni. Tatlı. Onun dışında... Şehrin direkt haritası burada. Mis gibi. Şunun tatlılığına bakın.
Üzerine bir de Iron Golem'imiz var burada. Onu neden yapmış abi? Patrick. Oğlum Patrick'i neden yaptın boynundan? Abi bu adam yani Max kölesi etmiş gibi Iron Golem'i, anlamadım ama riski şeyler. Ama ben neler neler gördüm. Ama bak, geçen bir ev geziyorum. Böyle server'da dolaşıyorum. Gördüğüm şeyi birazdan size de göstereceğim. Yok böyle bir şey. Redstone sınırı yetmedi. Bunlar. Tamam, burada da otomatik farmları var. Okidoki. Oradan da alma yerleri var. Şu aşağıdan iniyor depoları. Shulker'ları dekor olarak kullanılmış. Onun dışında bir tane, hani 2-3 tane balığı var burada. Burada işte biftiğini falan tabakta pişiriyor. Onun gibi şeyler. Onun dışında güzel ya, gayet tatlı ev. Ama ben size geçen gördüğüm şeyi göstereceğim abi. Adam şunu yapmış. Nereden? Bir daha tekrardan creative'e geç abi. Geç şuraya. Büyük ihtimal birçoğunuz biliyor bunu. Çünkü hepiniz manyak adamlarsınız. Olduğu kadarıyla. Lütfen bilen bilene söylemesin. Bir de bir tane daha redstone alalım. Neyin geldiğini fark ediyorsunuz değil mi şu an? Chat, hayır. Spoiler yok. Spoiler ne ola ki? Tamam, şöyle mi yapıyorduk? Tamam. Okidoki. Lan binsene şuna, manyak adam, bin. Aa, bu böyle olmuyordu değil mi tam olarak? Hayır, öyle olmaması lazım. Neyse. Iskalıyor. Ya, Sebra I'm stuck gibiydi. Bunu nasıl yapıyoruz ya? Ben hiç işkence çektirmedim bu adamlara. Daha farklı bir şey denememiz lazım. Dur abi. Durun, çekilin. Yapacağım bir şekilde. Çekil abi. Çekil. Oğlum girmeyin şuraya bir. Thales aynen ağzına girmesi hoşuna gidiyorsa kalabilirsin. Senin için yapmadık ama. Hadi girebilirsin. Yaparsın abi. Gir abi. Yok abi. Akıllandılar. Ha. Bunun gibi bir şeydi. Ama olmadı tam ama ya. Bu tam olmadı. Üzücü. Dur hatta videoyu şey yapayım ya. Videoyu bulabilirsem. Bir dakika. Direkt şey yapmıştı galiba. Kim yapmıştı? Aynen Siyanov yapmıştı. Bir dakika, Siyanov. Siyanov neredesin? Siyanov evinde falan ol. Cidden. Yani. Lütfen evinde ol. Siyanov evine yapmıştı bu sistemi. Ama sunucu şu an bok yiyor. Siyanov adam. Senin evin buradaydı değil mi? Şu aşağıda bir yerde. Aynen burada. Aynen buraya koymuştu. Ben buradan kurtardım bu arada bunu. Şuraya koymuş abi. Şöyle koyabilir miyim artık botu? Tamam, şuraya koyayım abi. Koy. Hayır. Hiç istemezsin bunları. Hiç isteyeceğim bir şey değil bu. Tamam, şöyle getireyim. Lan. Yok, bu tam olmuyor abi. Özür dilerim, acına son veriyorum. Bin artık şuna, bin. We did it guys, we did it. Başardık. Siyanov en son bunu yapmıştı. Adam bunun üstadıydı. Hatta şöyle bir durdurmaya çalışınca arada bir içine kaçabiliyor. Hayır, içine, abi nasıl biz içine kaçırmıştık lan? Ha böyle. Ben bunu durdurmaya çalıştım. İlk anda böyle içine kaçmıştı ve hiçbir şey yapamamıştı, böyle duruyordu. sen neler yapıyorsun bu hayvanlara? En son gördüğümde bunları yapıyordun çünkü Siyanov. Hatta şurada bazı villager'ları falan filan da var yani. Allah Allah. Gibi.
Eyvah eyvah. Arkadaşlar çocuklar da izliyor. Evet çocuklar da izliyor. Evet. Her şey çocuklar izliyor bu arada. İnternet ortamındayız. Yani zaten random atanlar yetişkin 80 yaşında dedeler değil. Yani biz de lisede şeydik. Biz de küçük çocuktuk yani. Biliyorsun böyle şeyleri. Bu esprilere gülüyorsun. Biz de böyleydik. Yani. Ama bak yani böyle bak. Böyle bir bahçe yapmış adam. Gayet tatlı değil mi? Gayet tatlı. Ben evleri dolaşırken şöyle birden bu adamı gördüğümü düşünün. Poor sheep, aynen. Sonra acısına son vermiştim de neden bunu göstermelik bir yapayım dedim. Neighborhood da yani pek tekin de değil. Pek tatlı bir mekan da değil yani böyle arada katledilecek, her an katledilebilirsiniz şu düzene bak. Yani komşumun böyle bir ev yapması, özellikle kapısının buraya açılması arkadaşlar... Bir şey var yani anlıyorsun. Burada adam Green'in Minecraft'ın 50 tonunu yapmış. Bu aşağı inince farklı Max Dungeon'ları var adamın. Kırmızı oda. Kırmızı ışık verebilsek verirdim bu arada. Kırmızı ışık veremeyiz ama odayı biraz kırmızı yapabiliriz. Şöyle kırmızı camlar falan şey yapayım. Bir kırmızılığı gelsin abi. Yakışır be. Bu odaya yakışır. Şöyle kırmızı oda. Aynen böyle. Siyanof merak etme. Tam istediğini yeri yapıyorum. Aynen kafayı da salladı. Evet. Evim Şahane'nin yeni bölümünde Siyanof. Selim Bey bakalım ona kırmızı odasını yapabilecek miydi? Sinan Bey çok beğendim. Çalıştırın Sinan Bey. Sinan Bey çalıştırdı bakalım. Eğlenme. Eğlen eğlen. Abi şöyle yapalım hatta. Otur sen buraya. Of. Evet delirdi. Otur abi izle. Koltuğun da var. Siyanof otur koltuğa. Aynen. 7-24 izle Siyanof. Hayalinize kavuşturacağım sizi. Başka hayaline kavuşmak isteyen hani varsa yapabiliriz. Tam olarak tam nokta atışı yapabiliriz ama abi sunucuya DDoS falan şeyler atmayın artık. Cidden. Bu sunucu ağlıyor. Ben bu sunucuda ne güzel oynuyorum. Yayına gelince daha da eğleneceğiz. Eğlenemiyoruz böyle. Tamam o zaman random birinin tekrardan evine gidelim abi. Random gideceğim. Ya da birine teleport mu olsam? Teleport diyeceğim de teleportlar da şu an çalışmıyor. Yayıncı problemi ya. Yayıncı sorunsalı. Böyle yayına girdiğim her seferinde böyle. Bekliyorum teleportun açılmasını. Yok abi çok çok teşekkür ederim. Teleport açılmayacak. Bize haram herhalde. TP. Tamam olmayayım TP abi. Kimseye TP olmayayım. O zaman ne yapayım? Buradan uçayım direkt olarak. Cidden. Ping 1287. Arkadaşlar yapmayın etmeyin. Neyse buradan gideceğiz. Bu hikaye body güzel olmuş lan. Bayağı güzel olmuş. Bu bir dakika orijinal bir heykel mi bu yoksa ben mi yanlış biliyorum? Orijinalde böyle bir heykel var mıydı? Bir de kuş gibi olmuş bir tık. Bayağı tatlı çünkü. O kadar fena ki. Yok abi yok sunucu iyi abi bir şeyler. Yani sunucuya cidden o da lobimin yanına ışınlanacağım falan diye girenler varsa abi yapmayın. Etmeyin. Bu sunucu bu yüzden böyle. Hiçbir şey yapamıyoruz böyle. Aha. Neyse tekrar bir teleport komutunu. Chatten birini gördüm abi. Çıkmıyor ki. Siantex. Hadi ben yazayım. Siantex. Eksi bir ping. Çok iyi abi. Hayatımda ilk kez böyle bir ping alıyorum. Güzel olsa gerek. Ah, neyse o zaman. DDoS saldırısı abi. Yayın zamanları böyle oluyor. Fazlasıyla çünkü it kopuk çekiyoruz tamamen. Dün de zaten bununla, bu tarz şeylerden moralim bozmuştu. Yayıncı olmak cidden zor zanaat abi. Böyle toksik bir sürü adam çekmek zorunda kalıyorsun yani. Hepsinin böyle...
ne DDoS'tur, odur budur, şeyleri vardır. Ha geçen de bu arada şeye gördüm. Bir tane bizim çok aptal bir server kurmaya çalışan abimiz vardı. Yani abimiz derken yani küçük biri, server mı ne varmış, zengin falan herhalde, bilmiyorum. Dedi abi ben sana sunucu açayım. Tamam dedik, aç dedik kanka. Açtı. Bir gün batırdı. İkinci gün batırdı. Üçüncü gün direkt hani söz verdiği saatte gelmedi. Ve yayınlar böyle bayağı gitti. Nedense birden adamın yayınına denk geldim. Yayını açmış. İşte Adal'la bir zamanlar arkadaştık falan diye giriyor. Ama ben seninle arkadaş değilim. 3 gün böyle sunucu açarım dedi. Adam şey yapmaya başladı. Büyük ihtimal o adam DDoS atıyor. Yani böyle şey var. Ben adam benim sıkı fanım. Cidden sıkı fanım. Ama bir yandan da toksikliğim böylesi. Diyor ki Adal abimi, Adal abimden nefret ediyorum. Patlamış mısırını alıyor. Yemeye başlıyor. Ondan sonra tekrardan böyle bir gidiyor böyle, ben yayın açıyorum, diyor ki hemen DDoS atmalıyım çünkü benim büyük manyak gibi bir server'ım var falan diye server'ından DDoS atıyor. Yani çok garip bir abimiz. Çok garip bir abimiz. Yani oğlum sadece 3 gün tanıdım adamı. Cidden 3 gün tanıdım. Arkadaşlık babında bir şey de yoktu. Dedi benim sunucum var, sunucu açabilirim. Sunucu aç dedik. Sunucu açıldığı saatte saat 8'i vurduğu an böyle birden pat. Hemen. Ya o kadar saçma salak şeyleri de vardı ki, böyle bahaneleri falan da vardı ki. Ya DDoS atmak. Yani böyle şeyler de engellediğinde adamlar seviniyor. Ama bu eve de bakın. Bu arada bu YouTube'dan lan. Bu evi biliyorum. Direkt YouTube'da bu evi gördüm ben. Çok fazla yaptıktan sonra annem perde astırıyor şey falan demişti. Ya ne kadar şeydir, o atıyordur, o atmıyordur. En son o atıyordu. Bu onun favori aktivitesiydi. DDoS atmaktan böyle oluyor bak. Normalde böyle, tamam mı? O ne dostum, DDoS mu? Omuzlar falan kalkıyor böyle. Halka dönüşüyor adam. Bufflandı. Ah. Neyse hadi bakalım. Kimde sıra? Lovebookie'de sıra. Şortu falan da tatlıymış bu arada. Böyle basit skinler çok hoşuma gidiyor. Bu da çok güzel olmuş. Bu benim eski skinimdi ama ayılı versiyonu. Tamam. Ama burada ne var? Ev YouTube'dan ama yeni başladım. Yasaksa silerim. Yo yasak değil oğlum. Neyin yasak? İstediğin gibi yap. Biz sanki böyle mimar sunucusu falan. Yani örnekleri aldın kendin yaptın. Elmaslar okey. Yani bu kadar eşyan olup elmaslar mı bu kadar abi? Bir X-ray koruması şeysi... Abi kapın yanlışlıkla gitti. Kapıyı halledersin. Onun dışında evet. Adamın doğru düzgün malzemesi yok. İki stek elması var. Vay anasını. Nasıl oluyor bu? Ha bu arada seçim çok kötü bir yer olmuş. Ben bu tarz bir yere ev yapmazdım. Mesela yanında burada grinder yapmış. Yapmaya çalışmışlar. Burada işte geceleri yaratıklar doğacak. Buradan düşecekler, ölecekler. Ayağı bu. Ve burayı baya baya hani abi sen malzeme toplayacaksan, sanayileştireceksen bu şekilde yani kurma bunları baksana. Oğlum burada başka ev var bu arada. Spawner. İyiymiş, güzelmiş. Ama bilmiyorum, çok sanayileşmiş. Böyle kel bırakırlar ya tamamen bir dağı. Leş gibi durur. Aynı o abi şu an. Baya kötü. Şuraya bakıyorum. Bu ev de YouTube'dan galiba. Ama güzel duruyor ya. Suyun rengi nedense burada daha tatlı. Şöyle girdiğimde... Yani. Çok tatmin etti mi sizi chat? Beni çok tatmin etmedi açıkçası. Çünkü ben buraları çok sevmiyorum. Çok çölümsü, kurak geliyor. Ben mesela yazı da pek sevmem. Yani ya yazın o kadar fazla cildimi yakıyor ki güneş, böyle rahatsız ediyor. Bir de benim böyle başım çok hızlı döner. Hemen hızlıca böyle güneşte kalayım. Hızlıca başım dönüyor abi. Sıkıntı oluyor. Onun dışında kime ışınlanabilirim? B Pro. TP B Pro. Aha sunucu bir tık kendine gelmiş. Macera avokadosu. Tier 1 4. inmiş. Yayınlanan adadan bilmiyorum, gezdim mi ama şu koordinatları gezer misin? Bir arkadaş şey yapmışız demiş abi. Macera avokadosu. Tam oraya mı gideceğim? Oğlum ana, bir dakika, sen Sianof'un arkadaşı mısın? Ben burayı gezdim be Pro'u.
Ben gördüm, burayı sen mi yaptın? Ben Siyanov yaptı sanıyordum burayı. Bu arada çok, ne bileyim, çok garip bir yapı. Hani bu, burası çok kötü. Birazcık da oval yapabilirmişsin üste doğru. Onun dışında derinlik yok gibi geliyor bana. Cidden derinliği yok. Ama en azından şu kırılmış parçalar efektleri güzel durmuş. Gibi gibi. Neyse. O zaman daha farklı bir yere gitmemiz lazım. TP Berke Uzun'a gidelim bakalım. Berke Uzun abim neler yapmış. Çok düz, çok düz. Hadi bakalım. Berke Uzun abimin evine ilk önce şöyle girelim. Biri Witcher şeysi mi yapmaya çalışmış buraya? Güzel yapmış lan. Bu arada Venom'su korkunç duruyor bir tık. Güzel. Onun dışında Japon vari. Sağlam. Tatlı bir ev. Cidden tatlı bir ev ama abi burası neden böyle de böyle? Burası bir triggerlıyor şu an. Simetri hastalığım var mı bilmiyorum ama yani rahatsız etti. Simetri hastalığım olsa kim bilir ne kadar rahatsız edecek. Burası iyi, burası iyi. Burayı bir tık daha sivri yapabilirdin abi ya. Hani şunlardan alıp ne desem şöyle bir şey mi yapsaydın? Şöyle. Aha da bu. Yok olmadı. Şöyle olmadı. İyice bok etme çalışmaları. Böyle. Yani en azından şundan daha mı iyi ya? Şu halinden daha iyi gibi duruyor. Yani bir tık. Çok kıvrımı yapamadım. Neyse. Olsun. İyi duruyor. Yani alt kısmı şöyle baktığında, alttan baktığında katman katman durmuyor. Zade abimin evinden çalıntı tabi ya oğlum. Aynen. Zade Japonya'yı kurdu. İlk mimari bu yaptı. Zade böyle bunu yaptı. Ha, sonra herkes Zade abimden çaldı. Oğlum adam Japon evi yapmış. Zade abim telif atacak. Nasıl, utanmıyor musun lan Zade'nin evini yapmaya? Allah Allah. Bu arada gayet iyi ev. Tatlı bir ev. Oğlum bu arada cidden herkes böyle YouTube'dan bakıp mı ev yapıyor? Ben YouTube'dan görmüştüm galiba. Oo, bu mükemmel bir detay. Bu katana yapmış adam. Oğlum şu beni benden aldı. Bu total wow. O anime wow efekti yani. Manyak iyi duruyor be. Manyak iyi duruyor. Space Sky'a. Ulan ayağını keseceksin. İnsen oradan. Deli adam. Onun dışında evet. Yani ev alma, komşu al. Komşulara bak abi. Bak bu adam Japon vari güzel bir ev yapıyor. Adam bunu yapıyor. Biri zaten ne yapmış bilmiyorum yani. Bu ne? Toki mi diktin buraya? Ve hepsi de aynı. Şuna merdivenlere bak. Aynen abi, aynen. Şimdi bunları teker teker şey yapacak herhalde. Kiraya verecek. Aynen, aynen. Bu üst kata, bu merdiven asansörü de yok değil mi? Gökdelen dikip. Gökdelen diktim ama yani birazcık yani, kanka yapman gereken biraz terle. Biraz merdivenden kondisyonunu arttır. Kalori yakar merdivenlerden. Yani birçok şeyde zaten biliyorsunuz yani eski zamanlarda mesela babam bisiklette işte milli takımda falan olduğu zamanlar teknik konuşamıyorum. Sürekli merdivenden merdivene çıkartıp böyle şey yapıyormuş. Adam böyle bir merdiven seçiyormuş upuzun, diyormuş buradan 20 kere gelip gideceksiniz. Yani deri gibi yağ yakıyormuşsunuz o şekilde. Ama şuna bakın. Bu arada selamlar. Yani bu çok iyi. The Entity yapmış. Güzel yapmış. Cidden tatlı yapmış. Ama bu ne yani? Ya da bu ne abi? Bak şu eve bak. Ben böyle Japon vari bir ev yapsam yanım komşularıma bir tıklatırdım kapısına. Derdim yani kanka yani evine bir bak, bir evime bak yani yakışır mı diye. Olmadı. Claim ister. Ben kendim yapardım evlerini ya. Şuna bak. Bu ne abi? Mükemmel evler. Yani direkt abi bu neighborhood biraz lanetli. Cursed bir neighborhood. Şuna bak.
Bu tamam. Okey bak bu güzel yapmış. Destekle ne kadar yapmış bu. Tatlı. Ama yine şöyle bir yapı var abi. Burası çok lanetli abi. Bu yemin ediyorum. Yapımcı ALKM 76. Yeni başlayan fakir heykeli. ALKM burada mısın ALKM? Değilsin abi. Fakirlere ev için yardım. Üşüyoruz açız. Onu topraktan ev yapsaydın ya bunun yapacağına. Oğlum kalkanı değil mi bu? Kalkanı bari 3 boyutlu. Dur ben sana yardım edeyim abi. Kalkan bari şöyle falan yapsaymışsın yani. Anlayamadım. Ah. Better. Hatta şunu da adam elinde şöyle tutsun. Fakir de bu kadar fakirlik görmedim ben. Şöyle taş kılıç olsun abi. Ama hani ne bileyim şöyle de yapabilirsin. Şöyle elinde tutuyor. Çok iyi. Bu zaten eli. Aa daha iyi oldu. Curse Minecraft fotoğrafları. Dur şunun fotoğrafını çekeceğim. Böyle bazen yıllar geçiyor ve bir fotoğraf görüyorsunuz. Önceden screenshot aldınız. Çok komik geliyor. Bu mesela bir nebze okey. Bir nebze okey. Darkside'ın bu zırhı gibi bir yer yapmış. Ama evler şu an çok kötü abi. Abi çok kötü. Net Taken ev hoş geldin. Bu sokak müzisyeni galiba. Evini direkt böyle koymuş. Ben bunu kırarım ama ya dur. Survival. Acaba ne bilmiyorum ama bu hani yeteneksizsiniz adalancası yaptık ya. O zamanlardan işte kurulanlardan biri bile olabilir. Big Ben'i görüyoruz abi buradan. Yani olduğu kadarıyla. Şöyle bir fotoğraf çekelim. İzmir Saat Kulesi mi? Hemen fotoğraf çekinmeliyim. Allah Allah. Ya İzmir Saat Kulesi o kadar şey ki o kadar fazla aynı saat kulesinden etrafta dolanıyor ki yani birazcık ne bileyim bilmeyeyim. Burası İzmir kanka diye getirsinler beni 5 yaşında. Aradaki farkı anlamazsın zaten. Ama ünlü. Fotoğraf çekinmen lazım. Bu ne Amerikan futbolu sahası mı? Bunun üstünden top atınca falan kazanıyoruz galiba. Abi daha ne kadar değişik ev görebiliriz. Bak bu ev yaratıcı. En azından şey gibi. Eski bir kütük ve sen onun içine yerleşmişsin. Ama yani bu eski bir kütük nasıl olur da böyle havada kalabilir? Orası ayrı bir şey. Burada uçan bir şeyler yapılmış. Bu bir farm abi aynen. Iron Golem farmı mı acaba? Olabilir. Bilmiyorum. Bu kadar manyaklıklar benim benlik değil. Ah ah evet. Ah. Lan diyor. Oğlum bunlar baya sağlam lan bunlar. Şuna bak. Baya iyi yapılmışlar. Ben bunları görmüştüm daha önceden. Vay anasını be. Vay anasını nasıl yapmışlar. El yapımı değil mi? Ulan be el yapımı. Hani el yapımı denmişti bunlar. Yine ben... Taş gibi altın he. Taş gibi altın. Ulan koltuk altını kim deldi? Böyle bilmediğin ucuz deodorantlarla bu kadar. Ben dur yapayım şunu. 3-5 onaralım. Şunları da kırayım da kalsınlar. Taş gibi taş. Güzel olmuş bu arada. Nasıl yaptılar yaptılar. Ama yapılmış. Sadece birazcık da hani malzemedeki değişiklikler daha iyi olabilirdi abi. Yani... Yani ne bileyim buraya mesela şey kullanabilirdi. Prizma kullanabilirdi. Şöyle bak şuralar full prizma. Şurada böyle birazcık da en azından bundan sonra taş olsaydı falan yani. Buraya da mesela deniz kabuğu falan gibi koyabilirdi. Çok güzel olabilirdi. Ya şu anda çok iyi de. Ne bileyim. Daha iyi olabilir. Mesela bu şu an Squidward'a benziyor abi Sünger Bob'da. Çok korkunç. Aynen bayağı korkunç böyle. Farklı açılardan baktıkça daha da körsleniyor. Neyse. Ama bak. Heykel. Bu kadar güzel heykel yapıyorsun abi. Şu heykele bak. Vücut hatlarına kadar yapıyorsun ve adam böyle bir ev kuruyor. Bir yanında böyle. Ama adam şey yapmış yani. Buraya cam yapmış. Tam da kıç kısmına odaklanmış.
Yani o yeni bir heykel. Evet tabii ki. Hemen evimi buraya kurup kıçına bakmalıyım. Sen mi yaptın lan burayı? Sen mi yaptın Funny Paints? Burada başka bir ev daha var mı? Bu var. Aynen abi, sanat eseri yapıyorsun ve adamın tek yaptığı şey bu ev. Sen bunu yapıyorsun, adam bunu yapıyor buraya. Hı? Hı? Açıkçası ben yani şu camın önüne koyacaksın abi. Aynen böyle. Adam her gün yatağından uyandıktan sonra gelecek ve bunu görecek. Sapık herif, başka yere bak. Sonra ben ne yapıyorum, hayatımı nasıl harcıyorum diyecek ve her geçen saniyesini bir tık daha düşünecek. Ama abi, hatta dur, sen yatağı neden böyle yapmışsın ki? Yatağı şöyle yap. Yastık öbür tarafta olsun. Aynen böyle geceleyin keyif çata çata oraya bakarak, yani direkt görüşüm bu. Direkt bak oraya, yat. Yatağını şöyle çevirelim, hatta sana slablerden şöyle bir yer yapalım. Şu şekilde. Aynen abi. Manzara işte. Ah. Bu kadar. That's it. That's it. Bu adam ya, bu adam cidden heykel için buraya kurulmadıysa başka hiçbir şey bilmiyorum abi. Görmüş heykeli. Bu arada heykel bayağı iyi yani. Çok hoşuma gitti benim. Sadece renk tonlaması falan yok. Onun dışında yani şehir her zaman bildiğimiz gibi. Bu ne abi? Anime kızı mı bu? Hayır. Hayır. Anime kızı. Hayır. Oğlum ben bunu biliyorum. Tubi Tuti'de görmüştüm. Sadece ayağı mı bu? Evet. Bu cin gibi ovuşturunca hepsi çıkacak mı? Daha bitmemiş bir anime kızı heykeli görmek. Belki her şeyi netleştirir de anime kızlarının gerçekliğini. Bu arada bu güzel sarmaşık olmuş. Abi burası tatlı. Buralar bayağı tatlı. Dağınık ama güzel. Dağınık ama güzel. Hem dağınık hem toplu. Hepsi aynı anda olabilmiş. Mesela bir Japonvari evde bak, öbürküne göre daha iyi bu. Sadece prizma olmadığından dolayı sıkıntı. O da malzeme fakirliğinden. Ama bir dakika lan, altın şeyleriyle. Ama siz aynı YouTube tutorialını izlemişsiniz. Bu direkt YouTube'tan alınmış, anladım artık. Herkes de alıyor. Bu ne abi? Öylesine yılan gibi. Oo, bu çok iyi detay. Bu bayağı iyi detay. Bayağı sağlam lan. Güzel olmuş. Şuradan şöyle yapabiliriz abi. Oo, burası bayağı iyi. Burası benim bildiğim yer mi? Galiba burası benim bildiğim bir yer. Evet. Şöyle gelelim bakalım. Selam, ben Adal. Shader diye gezilmesi önerilir. Bazı build'ler internette mevcuttur. Değişmiş hali demiş. Robnef bla bla. Eski Adal öncesi survival modda yapılmıştır. Emeği geçenler çevre için üzgünüm, yetişmedi demiş. Ortam sağlam ya. Cidden. Bunu şey diye hatırlıyorum. Bu abimiz bizim böyle bir sunucumuz daha vardı. Shader'ım yok. Shader. Bir açalım abi. Video settings shaders. Aa var. Var var var. BSL açayım abi. Çok göz yakar mı acaba? Olduğu kadarıyla. Shader'la gezilmesi öneriliyormuş. Ama gözümüzün yanacağına %1000 eminim. Hadi bakalım. Ah gözüm. Gözüm şu an yanıyor abi. Bütün kırılıp gözümün içine giren ışıklar, retinam yanmaya başladı. Oğlum alışamadım lan hala. Aa yemin. Aa bir şey söyleyeyim, abartmıyorum, ciddiyim. Psikolojik mi bilmiyorum. Gözüm acıdı lan. Ağrı girdi. Tam şu üst, sağ üst damardan. O şaka gibi bu arada. Ne abartıyorum ne başka bir şey. Abartıyorsam çüküm düşsün. Fena bir ağrı girdi. Tamam. Güzel ama ya. Bu böyle de güzel abi. Böyle güzel. Oğlum düşmedi, düşmedi. Tam şuradan ağrı, bak kaşınızın şuradan ağrı girer ya, ilk kez gözümün üzerinden girdi.
Abi de şu sıralar şeyden de olabilir. Acayip uykusuz kalıyorum ya, gözüm falan daha hassas böyle şeylere. Bayağı sıkıntılı. Hani uykusuzlukta mesela sabah kalktığımda da aynı yerlerde bir şeyler oluyor. Sıkıntı oluyor. Ah be. Ama burada yaşanmaz. Bak güzel build'lar ama yaşanmaz. Yani ben hiçbir hardcore serimde ya da kendi oynadığımda böyle bir yer ama çok da dar aslında. Büyük kulesi var. Burada güzel bak bak. Şu malzemeler, kullandığı detaylar, her şey çok tatlı. Tabi ezberledikten sonra daha iyi dolaşabiliriz ama şu an klostrofa bir dar alanlar ya. Bir de yanına hani üşenmeden bütün ev kadar başka bir tane gemi yapmış böyle. Korsan gemisi. Burada işte bir şeye basınca ne? Bir şey oluyor mu burada? Bilmiyorum. Hiç fikrim yok. Redstone sistemi nereye gidiyor? Ama gemiyi de sağlam yapmış. Ya build'ları ne kadar olduğu kadar bir yerlerden almış da olabilir. Bunlarla beraber aynen öyle. Bir düğmeye basıyor ve bunun içerisinden direkt toplara atış ediliyor böyle. Bam bam bam. Deniz savaşı. Oğlum lan Geriz modda mı ne? CS Source'daydı aynen. CS Source'da o kadar iyi şeyler vardı ki. Gemi savaşları. O gemi savaşlarına girip de böyle geminiz falan kırıldı, böyle parçacıklar size çarpınca ölürdünüz. Yani bir Counter Strike Source 2004'te yapılan bir oyun mekaniği Source motoru için acayip iyiydi. Ben onu oynardım full. Gemi savaşları. Onu hatırlattı bana. Ama tek buranın sıkıntısı, gelmiş buraya gemi yapmış adam, burada bataklık. Burada yine bak, bu kadar iyi yapıyorsun, komşun bunu yapıyor abi. Komşun bunu yapıyor. Axelot, aa bu Axelot, evet. Ama yani geneli bu ne abi? Sen bunu yapıyorsun, adam bunu yapıyor. Hani ya da bunu yapıyor. Ya bunu yapıyor. Bu yani güzel, tatlı. Bu tatlı, bu daha tatlı. Ama hadi burayı geçip bu. Adam bunu yapıyor ve bırakıyor böyle. Yazık değil mi lan adamın emeğine? Peki yapımına az kaldı, bunlar temelleri, erkenden oda kiralayanlar odaları ucuza alabilir. Ticarete başlanmış. Bu hani yakın bir yerde başlanan hayırlarla beraber hani bitirilen cami değil mi abi? Evet, bağışlarınızla beraber camimizi tamamlayacağız. Ne cami, 20 yıldır yapım aşamasında mı? Öyle bir tane cami var. Yani Bursa'da arabayla falan geçiyorsun. O cami, hani ben ilkokula gidiyordum. Ben ilkokulu bitirdim, liseyi bitirdim, üniversiteyi bitireceğim. Caminin hala bir minaresini yapmışlar böyle. Üzerine de bir tane pankart gibi bir şey açmışlar. Diyorlar ki camimiz bağışlarınızla beraber bitirilmektedir falan diye. Kimse camiye bir bok bağışlamamış yani böyle. Hani kaç sene abi? 10 senedir cami hala bir minareli duruyor öyle. Ah. Mesela bu yapılır asla anlamıyorum. Bu çok basit ama çok tatlı bir şey. Hani onlar, bu mesela bu da yani daha kötülerini gördük artık. Retinam yanıyor. Evet, onun yan etkisiydi az önceki. Mesela bu ne abi? Bu ne? Ya biraz zorlasam bakın. Bu bir baykuşa benzemiyor mu? İki tane gözü var. Bir tane de burnu var. Direkt baykuş abi. Cidden baykuş. Bir de şapkasını takmış böyle misler gibi. Oğlum cidden. Her baktığınız her saniye bir tık daha böyle baykuşa benziyor. Mesela buraya bir yer yapmaya çalışmış Hobbit evimsi. Yok abi, bunlar maymun iştahlı. Yapmışlar, bırakmışlar. Ama de gerçek eve çıkacaksınız, zaman gecik iş bulacaksınız. Bu ne üşengeçlik lan? Minecraft'ta bir evi tamamlayamıyorsunuz. Eyvah eyvah. En sevdiğim ev bu ama. Kilitli. Ionur winner. Onur, sana kötü bir haberim var. Onur, kapıyı kilitlemen cidden iyi olmuş. Onur adam. Yani kimse bu sayede evine giremeyecek. Vay be. Bak girilmiyor. Çarpıyorum. Görünmez bir ev. İyiymiş Onur. Üzdü. Ama çalan da kapıyı çalmamış.
Belki çalamamış. Çalabilse kapıyı da çalacak zaten. Kilitli olduğundan belki çalamadı. Hiç fikrim yok. Abi Onur kapıyı koymuş. Başlamak bitirmenin yarısıdır demiş. Ondan sonra okey. Benim için tamam. Onun dışında daha farklı bir ev görmek istiyorum. Daha farklı bir şey görmek istiyorum. Zahmetli. Warp İngiltere. Tamam. Warp İngiltere. Burası mı? Yanlış yazdım lan. Dur abi. Bağışa tekrardan bakacağım. Anarşi sunucusuna döndüğü yerler oluyor. Evet, anarşi sunucusu. Hep anarşi sunucusu istiyordunuz benden. Al işte, abonelerim özel sunucu. Prime'de ilk ay bedava. Siz de abone olabilirsiniz. Zaten chat, yani ilk ay bedava olduğu için de hem 1000 lira Steam kodu veriyorduk. Bu ay çok fazla Steam kodu vermedik. Orası okey. Ama her ay 40 tane 50 tane Minecraft Premium veriyoruz. Siz de hani çekiliş falandır katılmak isterseniz bedavaya Prime'la abone olabilirsiniz. Ünlem Discord yazın. Discord'da zaten her detayıyla var yani. Orada o da var. Prime'ınızı nasıl bedava kullanabileceğinizi görürsünüz. Onun için Ardakay. Onur'un evi Valve koruma sistemi değil mi? Evet. Anti-cheat. CS çok korumalı bir oyun. King Papo. Prime üzeri kullanmış Ardakay. Spam'la yakın bir claim alayım dedim. Her yer alınmış. Spam'la yakın TOKİ yapılsa daire alırım demiş. Ardakay. Evet. Oralar değerlendi. Zamanında dedesi almış buradan arsa dediğimiz adamlar yürüdü yani. Kenan 061 45 58 Prime üzeri kullanmış. Wanda Kayan Çar Prime'ını üzeri kullanmış. Esmer Adal abi iyi demiş. 31 bit atmış. Ege Ucuncuoğlu Prime üzeri kullanmış. Brah Besselam Adal'dan beni hatırladın mı? Geri geldim demiş. Üçüncü yeni ay konuşamıyorum. Yenilemiş. Tabii motor biraz benzin alalım. Oh. Bir kedi beni yemedi. İkinci oynaymış. Selamlar chat demiş. Dreadvi Prime üzeri kullanmış. Z Toprak K ikinci oynaymış. Tatlı Fare Prime üzeri kullanmış. Yarak Yu evet Prime üzeri kullanmış. Sıvırlı X Adam Prime üzeri kullanmış. YFGTR Macera Avokadosu Prime'ını bizlere kullanmış. Onun dışında MGGNGR Tier 1 Tatlı aramıza katılmış. Botan 3 Prime'ını bizlere kullanmış. Hoş gelmişler abi. Hadi bakalım. Şimdi İngiltere mıydı? Var İngiltrakya'ymış lan. İngiltrak. Aynen burada çıkıyormuş. Hadi bakalım bir şeyler göreceğiz şimdi. Bu mu abi? İngiltrakya. Uzay ve boşluğun içerisinde huzurun olduğu o yer. Bu arada bura hakkında çok fena sağ şeyler duydum. Burayı yapanlar o kadar fazla iç savaş, yani böyle bildiğin iç savaş çekmiş ki buranın, yani claim alıyorsunuz yıkılmasın, başka oyuncular almasın diye, kaç tane insan bunların yani burayı tamamlamasın diye claim almış, yarısını bitirememişler falan. Baksana popülasyona, heykel mesela çok sağlam, bayağı sağlam. Burada bir Big Ben'imiz var, burada bir kilisemiz var galiba. Onun dışında abi pis kafir diyenler çıkacak. Ya, pis kafirler sen bunu mu gezip oynayacaksın? Abi mimari işte. Burada İngiliz bayrağı, vatan hainleri arkadaşlar bunlar. Vatan hainlerinin yaptığı güzel yerlere bakacağız şimdi. Bu arada evler falan da yani buradan cidden ev satışa çıkarırlar. Buradan içeri giriyoruz. Şu şekilde kapımız var. İngiltere'ye kalıcı konutları. Vay be. Yani ray sistemi de var. Mesela uçan şu şeyler, bak uçan balonlar, mesela bu efsane bir şey. Çok fantastik bir bu durum. Baksana motoru falan da var. Efsane, bu ne, yanan köy mü? Oha bu arada lan. Bu arada cidden Vikingler gelmiş işte, Ragnar Lothbrok gelmiş. İngiltere'yi yağmalıyor değil mi böyle, krallıkları falan. Köyler yağmalanmış, küle dönmüş. Adamlar her şeyi yapmış. Bak. Bak Vikinglerden sonra bildiğin yere yapışmış malzeme. Ona kadar yapmışlar. Tabii yolları falan yapmamışlar şimdilik. Daha detaylandırmamışlar ama. Ya malzemeler falan her şeyi de çok iyi. Burada küçük gemiler, tezgahtarlar. Burada işte savaş gemileri. Burada liman kocaman. Burada işte çok güzel yani çapa heykeli bayağı iyi olmuş. Burada bayrak falan da çok sağlam yani. Burada neler var abi? Reklam panosu. Siz de İngiltere vatandaşı olmak ister misiniz? Daha fazla bilgi için kayıt bürosuna gidiniz. Oğlum adamlar kendi vatandaşını falan bile alıyor.
Ey maşallah, ey ey. Sağlam. Burası da hani savaş odası yani. Buradan buraya saldıracağız işte. Evet, buradan düşmanlar buradan geliyor, sağ kapıdan 12 önünde falan. Ben bayağı hoşuma gitti. Ben bayağı sevdim. Çok çok hoş. Gemiler çok hoş. Mesela buraya da bir şey yapsanız aslında bayağı iyi olabilirmiş. Çok bekledim bir şey. Bu ne? Bu da yılan. Bu da iyi. Ya sadece ufak tefek bazı sıkıntıları var. Adını koyamadım sıkıntısı var ama çok güzel duruyor onun dışında. Helal olsun. Bak bak bak. Buradan su giderleri de var. Normalde filmlerde falan bu... Bir dakika, giderlerden ben girmeye çalışsam. Girebiliyor muyum abi bir şekilde? Şöyle bakayım. Yani hayır. Ucu ucundan girebilecekmişim. Giremiyorum. Bu ne mesela? Havuçlar var. Havuç var mı şey ismi? Patatesler. Nana havuç ve patates var mı? Ha, buraya su pompası motoru falan böyle koysaydınız güzel olabilirmiş. Ha, bu arada tilkiye yazık lan. Vallahi yazık. Arılar. Arıların mı? Ulan tilkiye daracık alan, arılar o kocaman alan. İnsafsızlar. Onun dışında zindanlar var. Vay be. Nasıl yani? Nasıl sıcak değil? Bu adam sabah beyazdı. Bam. Bam. Mekan iyi. Akvaryum da iyi. Tilki ve balığa tilkiden daha fazla alan vermeleri ama. Ayrı bir durum. Umf, iyi olmuş. Daha geliştirirler buraları. Adamın zindanı bizim evden güzel. Bu arada adamların zindanı cidden birçok kişinin evinden daha güzel. Daha dolaşmadım, nereler var galiba. Bak 11.01 başka bir daire. Burada her türlü hizmet var. İngiltrakya vatandaşı olmak istedim yani. İngiltrakya ben de olabilirim. Mesela şu bak, direkt bu yaratıcılık buradaki. Şunun düşmesi zaten abi 9, 10 üzerinden 9.7 gibi bir şey. Bayağı sağlam. Neyse, sunucu yine bir Didos yeme şeylerinde galiba. Bir kime gidebiliriz tekrardan? Parzivan'a gidelim. Parzivan'ın evi var mı bu arada? Parzivan. Abi speedrun yap. Speedrun. Tükürük. Tamam yapalım abi. Speedrun mı geçelim yoksa evleri incelemeye devam mı edelim? Parzivan bu arada deli gibi loot yapıyor burada. Vay be. Sağlam. Rimaen. Rimaen. TP Rimaen. Bana gel demiş. Bakalım abi. Huh. Rimaen, geldik bakalım senin eve. Ama senin az önce gördük lan evine. Yayını mı izlemiyorsun lan? Çat çat. Ama gördük burayı az önce. Daha aşağıda mı iniyor bu? Aşağı iniyor herhalde. Ha bu arada madenlere baktığınızda bu X'e koyması chat. O yüzden böyle bir şey var. Oha, madenlere falan bak demeyin yani. Burayı gördük. Burası bir tık. Yani bir şey eksik ama adını koyamıyorum. Arım Ezgi. Arım balım peteğim. İnşallah olacak. Ev inceleme devam, speedrun. Speedrun daha önde. Tamam, speedrun yaparız. O zaman bir dakika, daha farklı bir ev. Başka kim evine gelmemizi istiyor? Bayrak. Abi eşyam yok ama güzel gönlüm var demiş. Yani evin yok değil mi? Bayrak Power. Sea Falls abi bana gel. Sea Falls pardon. Sea Falls. Sea Falls'a gidelim bakalım. Abi 10 üzerinden 8 ama eksi. Oğlum bu ne? Nether block, cobblestone, farklı şeyler, küplükler. Tamam burası Minecraft abi, biraz şekil verebilirsin. Ne yapmışsın yani? Oğlum komşun da mı? Sen de mi? Adam bak bak bak. Evini yapmış, oraya böyle çıkıyor bak. Ha. Ha tamam. Aha. Bu. Adam. Adam her seferinde bunu yapıyor abi. Bak şurada bir taş var. Burada bir tane var. Buradan gelmiş. Buraya çıkmış. Buradan gelmiş. Buradan da. Hani bir kere değil. 3-4 kere çıkmış. Ah be abim. Ah be abim. Bak yani. Şu evi görüyorsun. Bu kaleyi görüyorsun.
Oğlum ne yapmışsın sen ya? Gözlerini şey mi yaptın? Amacın şuydu değil mi? Burada güzel bir kale var. Ben bunların böyle gözünü kanatacak bir ev yapayım. En sonunda bana belki bir rüşvet falan bir şeyler verirler. Ondan sonra oradan parayı bulurum. Demiş olabilirler. Bu arada bu kale hala aynı mı? Aynen, bu kale ilk gördüğümüz gibi ya. Bu sunucunun ilk yapılarından bir tanesi. Mesela buradaki top tüfekler de güzel ama burayı geliştirmeniz. İngiltrakya sizi geçmiş abi. Aa, bak İngiltrakya'nın bu şeyi yoktu. Bak burası bayağı iyi. En güzel liman burası. Şu an kadar bütün sunucuda gördüğüm, hani şunlara bak, malzeme toplama, vinçler vesaire. Çok iyi. Şu ev de güzel. İngiltrakya'nın yapılarının yaratıcılığı güzeldi. Bu birazcık daha düz kaldı şu kısımlar. Mesela şu bölümler, şu kısım fena değil ama birazcık daha hani... Şu aynen bunun gibi detaylar lazım abi. Buraya da birazcık yosun tutması, taştır vesaire koymak lazım. O tarz şeyler. Onun dışında bu ne abi? Abi bir herhalde claim yok ve buraya çıkabilmek için... Şaka gibi ya. Bazı adamlar şaka gibi. Claim olmadığı için buradan buraya zıplamaya çalışıp ulan azıcık dolaş şuradan çık be adam. Random yerden zıplıyorlar. Aa bak Strider, bunlar güzel olmuş. Bu güzel olmuş. Bu direkt aynısı abi. Oo. Binek olayın yerini bile yapmış lan adam. Baya sağlam. Axelot var burada. Valla Allah çarpmış bunu. Baya çarpmış yani. Üzücü. Bir de bir gastımız var. Ay bu tatlı olmuş birazcık. Onun dışında burası zaten spawnımız ya. Trimiz var burada. Bir Optimus Prime'ımız var. Yani burası daha yeni yapılmış olabilir. Ah, server'a nasıl gelebilirim? Abi abone olduğunda ünlem Discord yazdığında Discord'da belli bir oda var. O odadan IP var. Kendini bot'a kayıt ettiriyorsun. Bot da sana whitelist veriyor. O şekilde. Ama gezecek ev kalmadı galiba. Bakayım kim var. Walkist varmış. TP Walkist. Walkist abime ışınlandık. Walkist abim. Walkist abim, şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Yani çok göstermek... Ha burası evin lan, tamam. Göstermek istediğin yer orasıysa komik olurdu. Bu ev çok sağlam. Aa evet burayı biliyorum. Telekom var burada abi. Okey, bu yapıya biliyorum. Aynen. Bu videoda buraları incelemiştik. Burayı incelemiştik. Mesela adam o kadar yer yapmış, buraya biri gelmiş. Slasher, kilitli. Adam bir de eve girmesinler diye üzerine de blok koymuş. Şaka gibi. Sen git şunu yap, ama bu o kadar iyi değil ama yani yine de iyi. Şunu yap, bunu yap, bunu yap, şunu yap. Kaleyi dik. Şunu yap, adam gelsin bunu yapsın böyle. Hani böyle biz zengin mahallesiyiz, evet. Yani ne sandın moruk? Yani Empire States var, kale var işte, imparatorluklar, İngiltere var. Ama dostum, bu ev var mı? Aynen, paralel evrende daha iyi bir ev. Bir de böyle bir portal yapılmış buraya. Bu portal iyi mi olduğundan nasıl düşünmüşler fikrim yok. Mesela bu ev de var. Tam bu evin buraları düzenlenecek falan. Telekom da daha yeni yapılıyor desek. Hadi bunu da geçtim. Yani adam bak, normal bunun için taş eritmen lazım. Kabuston eritmen lazım. Adam bu evi yapabilmek için uğraşmış. Malzeme toplamış. Ben buna yanıyorum şu an. Neyse Walkist abi, bakalım. Burası güzel. Hem böyle kaplumbağa bakıyorsun, hem at bakıyorsun. Tatlı. Ev gayet iyi. Yani... Ya iyi. Tatlı yani. Hoşuma gitti. Büyük ihtimal yine belli bir yerden alınmıştır ev de. Aşağı katı var mı? Aşağı katını da genişletiyor. Genişletme çalışmalarında ve... Yani köpkeleri var. Daha yeni yapıyor galiba ama. Çünkü çok fazla doluluk göremedim. Eşyalar da yok, yerleştirmemiş. Daha böyle yeni malzeme kokusu var bu evde. O şekil. Ama güzel mekan. Güzel mekan. Mesela bu evleri görmezden geldiğiniz sürece. Güzel bir mekan. Abi. Bu YouTube'da falan mı ya? Bu az önce başka yerde de aynısını gördük bunu. Aynısı. Oğlum tamam. Hani böyle
YouTube tutorial'ı izleyin de o bu 1 milyon izlenmiş falan. 1 milyon izlenen değil de böyle 30-40 bin izlenen bir şey yapın arkadaşlar. 1 milyon falan izlenince çünkü hepiniz aynı yapıyı yapıyorsunuz. Pişti oluyorsunuz. Olmuyor. Da bu mesela. Bunun imkan dahilini körslüğüne bakmaya çalışıyorum ama. Ah shit. Here we go again. O biri evet. Dün speedrun kategorilerine baktık ya. Oğlum kırmışlar da bunların yere düşmesi lazım. Yere düşmesi. Bunlar yere düşen şeyler. Entity sayılıyor bunlar. Yere düşmesi yer çekimine uymaları lazım. Bu ne minor chunk speedrun rekoru şeysi mi bu? Ne kadar saçma. Neden yani burayı neden yaptın kanka? Neden? Hani bunu yaparken hangi bir mental sıkıntın vardı da sadece burayı kazmakla uğraştın. Mesela bu evi de çok tatlı. Bu çok minnak tatlı. Bak kedi gibi duruyor aynı anda. Kulakları var. Bu heykel de güzel. Aslında bu birazcık çalışıyor da değil de böyle. Neydi lan oyun? Twister miydi? Böyle ayaklarla basıyorsun falan. Ona benziyor böyle. Garip şekiller yapıyor. Yok tolu tarafından yapılmıştır. Ayak kısmında batırmış olabilirim. Kusura bakmayın. Yani nasıl yapabileceksin ki Minecraft'ta abi? Normal işte gayet güzel. Aa bunu da görmüştük dün. Ama biraz yağmalanmış. Özgürlük anıtı. Papam papam. Premium'lu mu? Aynen premium'lu abi. Zaten yani her ay 40-50 Minecraft premium verince yani sunucu hep olmasa da 40-50 kişi katıyoruz. Nihat Tüyaman adam. TP olur musun demiş. Nihat adama bakalım. Nihat Teoman. Hadi. En son yaptığın evden umarım üzerine bir şeyler koymuştur. Bam ba ba bam. Oğlum neredesin lan? Bu mu? Benim için küçük, dünya için büyük bir adım. Bu Elon Musk herhalde abi. Uzaylı. Burada roketimiz var. Sağlam he. Burada da Tesla değil mi? NASA, NASA, NASA I. Bu da evet şey değil mi? Kapsülden iniyoruz. Yat adam be, yapmışsın bir şeyler. Bu yeni çalışmam mı? Başka bir şey yok. Bu kadar mı abi? Ama şu yanma olayı çok iyi olmuş. Bir de ters yapabilse daha iyi olur. Bakalım Pinax var abi. TP Pinax. Pinax'a bir gidelim. Oo, Pinax cidden şimdiden başlamış. Vizyon sahibi bence Pinax. Oğlum çok mantıklı. Sıkış tepiş yeri küçücük ev yap şu yana. Kocaman arazi küçücük ev yap. Bir tane böyle işte aynen böyle. Ali Baba'nın bir çiftliği var. İnekleri var. Koyunları var. Sütünü kendin sağacaksın. Burada çiftçiliğini yapacaksın. Birazcık heykelim var burada. Yorgun şövalye Pinax'tan. Evinde gezeceksin. Çocukların böyle torunların etrafta zıplayacak. De 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 diyeceksen onlara şey diyeceksin böyle. Onlarla falan oynayacaksın. Gibi gibi. Değil mi? Entity burada mı? Entity dağına git diyenler var. Entity'nin dağının nerede olduğunu bilmiyorum ki. Entity dağı. Entity dağının nerede? Entity güzel bir yer yapmıştır. Adam iyi yapıyor. Ben bir şey yapacağım, cam açacağım. Yine sıcak bastı. Yapay dağ. Oğlum dağı da yapay yapmak ayrı bir manyaklık seviyesi. Oh! Henarix, Prime üzere kullanmış. Two Siblings, Prime üzere kullanmış. Russ Hennis, hoş gelmiş. Çelek Levy, Prime üzere kullanmış. Hey, Onur Bey, Prime üzere kullanmış. Berkolik zaten buralardaydı. Dördüncü oyun yemiş, hoş gelmiş. Adusa, Prime üzere kullanmış. Teşekkür ederim. Onun dışında hemen bakalım başka kimleri okumadık. Ohandı 117. Üçüncü oyun yemiş. Adal abi evimi demiş. Nokta nokta deşi olmuş. Neler var bilmiyorum. Ardakay, burayı gezebilirsin güzelmiş demiş. Ardakay bakalım abi. TP eksin 2402'ye 1450. Ah pardon Y'yi yazmadım. 90'a şöyle yapalım. Umarım güzel bir yerdir. Ah onun dışında
Seyfoz. Adaladam Seyfoz ben. -8 için sana seviye bu hafta başladım. Geçiciydi o. F8 alıp lafı koyacağım sana demiş. 5 lira donat demiş. Fatih adam Twitch'ten bir şeyler atmış. Adal bu Residence'a başladı. 2-3 gün oldu. Modlar aracılığıyla sana bitmiş halini atmaya çalışıyorum ve çok beğeneceksin. İnan bana seviliyorsun demiş. Rezal'ın demiş. Zahmetli Warp İngil Trakya yazmıştı. 3 lira 10 kuruş yatmıştı. Voltex. Merhaba Adal Speedrun. Speed 25-20 dakika speedrun bitirirsen 150 lira linki yapıştırırım, sevinirim. Ay konuşamıyorum. Yapıştırırsan sevinirim demiş. Bir de burada da Prince Screen atmış 20 lira. Bu abi jump scare, biliyorum bunu, atmayın. Jump scare atmayın bana, tamam mı? Bir de o böyle miç gülüşünü atıyorsunuz ya. Böyle 20 lira atma abi, bu linke tıklar mısın? Ben ondan sonra falan diye çarpılacağım. A Ghost Maint. Hey adam, bundan Modito kardeşime, Kaan kardeşime, Eren kardeşime selamlar olsun demiş. Bartu adam, adam kamera bakıp Mister gibi der misin? Bir de Diz adam nerede demiş. Diz adam ufak bir tatile çıktı. Bir süre olmayacak aramızda. Biraz kafa dinlemeye gitti. Üç ayda arkadaşlık ekleme dün sona erdi abi. 3 ayda artık arkadaş eklemiyoruz, 6 aya çıktı o. Çünkü çok fazla spam oluyordu, çok fazla sıkıntı oluyordu. Zaten birçok kişi yani bayağı bir ayını getirmişti. Onlarla şey yapacağım, 6 ayını tamamlayan da çok kişi var. Öbür türlü çok spamlayanlar oluyor çünkü, sıkıntı oluyor. Adama da bir şey de anlatamıyorum da. Evet, evet. Burası mı güzel? Ha, tamam. Burası biraz tanıdık. Noise Endius. Efendim. Burası biraz tanıdık değil mi? Aynen. Acaba nereden tanıdık? Biz burayı gezmiştik chat ya. Yani yakında görürsünüz neden tanıdığımızı da, şu an spoiler veremem. Şu an spoiler veremem. Curse bir yerdi ya, öyle bir şeyler vardı. Aynen, curse bir yerdi. Bu Günaydın'ın yeri değil mi? Günaydın'ın evi. Aynen. Burası. Güzel ev ama. Bakın burası tamam. Burada dağ falan filan var, güzel yerler var ama şu kısım. Burası efsane yani. Şu kısım. Yani burada bildiğin uçuş takımı pilot yetiştiriyor adam. Madenleri de özellikle hani ipeksi dokunuşta falan alıp serpiştirmiş etrafa ki daha güzel gözüksün. Hani elmaslar da öyle koymamış. Burada işte malzeme stokları var. Hani cidden bu kadar çıplak görünümlü bir yeri, bu kadar hani çıplak görünmeyen, rahatsız etmeyen bir yer yapabilmeleri güzel. Cidden güzel. Onun dışında evler falan filan var. Evler de hani basit evler. Çok fazla şeyi yok ama tam denizin ortasında aynen bu şekilde durması bu yerin. Baksana da hani şekillerini de düzgün düzgün yapmışlar. Kayalıklar falan serpiştirmişler. Ne çok fazla iyi bir yer, ne çok kötü bir yer. Tam tadında bırakılan çok tatlı bir yer. Çok güzel bence. Yani limanı, hani bu yerler falan. İskelesi tatlı. Onun dışında ne atıyorum? Adaladam speedrun iddiam var gibi küçük küçük. Abi iddiayı söyle bakalım. Esmer adam. Adal abi donetlerimi okur musun demiş. Donetleri okumaya başladık abi. Zaten oradan geldik buralara da. Onun dışında Zametli okumuştu. Gogomoko. Moko köyü muhtar. Gogomoko önerilen Texture Pack. Blue Nerd ve V Plus. Abi onu bulamayacağız şimdi ama. Hadi bakalım. Tekrardan. Şimdi TP ne demişsin? -1011'e 68'e 611. Tamam, 68'e 611. Normal 611 değil mi? Bu 1000 falan bir şey değil. Burası mı? Burası sizin köyünüz mü abi? Gogomoko köyü. Değil mi? İmza duvarı Günaydın tarafından imzalandı. Demir Alver Zametli tarafından. Çato bunu beğendi. Havalı Mantar Çağnül. Tamam. Yani yer şekli bak, şuralarda, şuraları çok çıplak hissediyorum. Şurada size baktığınızda çıplak hissediyor musunuz? Evet, ben hissediyorum. Onun dışında atlar çok şey değil abi, çok olmamış lan. Çok böyle çıplak hissettiriyor. Yani tam her şeyi olmamış. Mesela bu 3 boyutlu efekti, detaylar, şu düğmeler falan çok ters, bayağı ters. Ama yere baktığında tam iyi hissettirmiyor. Burası da mesela çok düz hissettiriyor. Burası tamam, okey. Burası tamam, okey. Ama buralar da düz yani. Şu kısımlar düz, burası bayağı düz. Başka bir yer var mı? Buralar var. Burası var, burası var, burası var. Yani tam böyle ortama
Hani şehir böyle kurulmuş, doğayı biraz katletmiş, tam oraya yerleşmiş efekti verir ya. Burada mesela hani doğaya karşı çok yapay duruyor. Sıkıntı o. Gibi gibi. Papam pam param pam. Abi ciddi miyiz ya? Subchat'te de mi böyle brah cidden? Brah 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 brah. Selam chat, selam. Abi anasını babasını selam, selamun aleyküm yazsın diyor. Abi selamun aleyküm yazıyor herkes ya. Abi, abi en çok ben seviyorum. Sa 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 sa. Abra. Tamam abi, tamam. Kim yapıyorsa bunu cidden, kim başlatıyorsa böyle. Selamun aleyküm yazan gezenin annesi babası 100 yıl 200 yıl yaşasın. Annesi babası, ulan biz neden ölmüyoruz lan? Ya biz yaşımız da geldi, ölmüyoruz artık, vücudumuz çürüdü, yatalığız, ölelim artık. Ama ölmüyorlar. Çünkü şeytanla imzalaşmaları var, evet. Esmer adam, 33 bit, sessizlik her şeyi anlatır demiş. Onun dışında Ahya X, Prime üzeri kullanmış. Emre the Captain, Prime üzeri kullanmış. Hoş gelmişler, teşekkür ederim. En çok ben seviyorum, en çok, en çok. Aşkım ben seni çok seviyorum. O zaman speedrun geçelim ya. Yavaştan speedrun geçmemiz vardır. Bugünlük yani bir saattir falan bakıyoruz. Bir saattir bakıyoruz. Gayet tatlı, iyi de. Sucuk versiyon 2. Abi benim evime bakar mısın? Sucuk versiyon 2. Oğlum bakayım abi. Sucuk versiyon 2. Son olarak da senin evine bakalım be. Sucuk versiyon 2 abim. Hemen bak, komşularınla değerlendireceğim seni. Mesela burada abi aynen. Max kölelerim var. Iron Golem farmı yapmışsın. Ha bu geç, az önce gördüğümüz evin farklı malzemeyle yapılmış olan. Herkes YouTube'dan bakmış. Baksan. Oh, oh. Plot twist. Hiç beklemiyordum. Adam sol gösterip sağ yapıştırdı bir tane. Burada bak. Burada ticaret merkezi. Şuna baksana. Villager'lara. Eminim hepsi de deli gibi şey veriyordur. Şuna bak. Feather Fallen. Lure. Loyalty. Senden de bakalım. Power 5. Fire Protection. Sweeping Edge. Ya. Sharpness 4. Ondan sonra Sharpness 5. Köle merkezi. Frostwalker Fortune 3. Adamlar burada deli gibi. Efficiency 4. Blast Protection. Her boku yapmışlar. Hani burada da zaten çiftleştikçe ürüyorlar. Burada yapay bir yer. Burası bir simülasyon. Aslında bunlar Matrix'in içinde olduklarını bilmiyorlar. Diyor ki bu adam böyle. Şu an manzaraya bakıyor, diyor ki. Ulan be ne tatlı bir yer be. Köye bak be falan diyor. Ama Matrix işte 5 IQ olduğun için anlayamıyorsun. O yüzden. Burada da işte öpüş kokuş başlıyor. Necmettin. Necmettin'in haremini görüyoruz şu an. Onun dışında başka görebildiğim yerler var mı? Böyle daha farklı köle merkezi. Yani cidden adam köle merkezini yapıştırmış. Güzel olmuş abi. Tatlı. Bu sunucu da köylü olmak istemezdim ya cidden. Cidden ha. Herhangi bir köylü direkt tıkıyorlar abi. Of. Neyse. Çok şey gördük be. Çok şey gördük. Özellikle de şey yapılıyor ya bunları. İlk önce bunları gidip de zombi ısıttırıyorlar. Zombiden sonra çeviriyorlar altın elmayla falan, weakness'la. Bunlar yenileniyor. Sonra diyor ki aa sen benim canımı kurtardın. Bir daha yedirtiyorlar, bir daha yapıyorlar. O yüzden hani mesela fiyat da çok ucuz. Adam mesela bak abi. Efficiency 4'ü 53 Emerald'a veriyor. Emerald'ı nereden alırsın? Bir okçudan falan alabilirsin. Kitaptan alabilirsin. Kitap biraz masraflı iş. Onun dışında Mapper. Aslında bir tık pahalı. Bir tık pahalı. Mesela Book and Quill abi. Bir Book and Quill ile bir Emerald. Kazık ya, cidden kazık. Mesela bir Bookshelf 9 Emerald. Bunları birazcık daha dize getirmesi lazım. Ama getirememiş. Onun dışında sucuk ekmek 1453. Prime üzeri kullanmış Kaan. Oo, 2 ay olmuş. 3 olacak demiş. 2. ayını yenilmiş. Kaan 21. 11. 2 abim. Hoş gelmiş. Teşekkür ederim abi. Onun dışında Esmer adam. Teşekkür ederim tekrardan. Bugünlük bu kadar. Yarın tekrardan devam ederiz bu şeylere.